Merkez Bankası'nın döviz rezervi eksi 60 milyar dolara iniyor. Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey yok. İlk defa bu milletin, bu devletin, cumhuriyetin Merkez Bankası eksi 60 milyar dolarlık borç batağının içine düşürülüyor ya. Yok böyle bir şey. İnanın sadece ülkenin bugününü bunlar mahvetmediler. Gelecek nesillerin de sırtından yapıyorlar bunu. Çünkü borçlanıp yapıyorlar. Ekonomimizi mahvettiler ya. Perişan ettiler, perişan. Peki Sayın Erdoğan'ın ortakları kim? Onları da unutturmuş ya sen. Bir böyle arada bir ortadan kaybolan, kendini unutturmaya çalışan ortak var. Biz buradan hatırlatacağız, sen ortaksın diyeceğiz. Bir yanında her konuşmasında öfke nöbeti geçiren, adeta hakaret etmeden konuşamayan, laf üreticisi, krizlerin ortağı Bahçeli. Bir yanında o var. Diğer yanında kim var? Arkadaşlar yuh yok ya. Bizim lügatta yuh yok. Bizim lügatımızda vurmak yok. Bizim lügatımızda yuh yok. Buna dikkat edelim. Sizden ricam. Peki. Diğer yanında kim var? Diğer yanında. 28 Şubatçı Çin muhibi Perinçek. Üçü kafa kafaya verdi. Başımıza her türlü krizi açtılar. Adalet krizi, dış politika krizi, sığınmacı krizi, eğitim krizi. Kriz yaşamadığımız alan kalmadı ya. Bu krizlerin ortağı Bahçeli var ya. 2001 ekonomik krizinde de memleketi mahveden hükümete ortaktı. Onu unutturmayacağız. Hatırlayın. Bankalara batırdılar. Esnafı borca gömdüler. Hatırlayın. O yazar kasa Ankara'daki Başbakanlık binasının önüne fırlatıldığında Sayın Bahçeli'nin ofisi o binanın içindeydi. Unutturmayacağız biz bunu. Bugün Bahçeli hükümete yine ortak ve ülkede yine kriz var. Onun için biz buna krizlerin ortağı diyoruz. İşte size yine bir döviz krizi. Değerli arkadaşlarım, şimdi ne yapmaya başladılar biliyor musunuz? İhracatçının dövizinin %40'ına el koymaya başladılar. Burada Gaziantep'te üreticinin, ihracatçının emeği olan dövizin zorla elinden alıyorlar. Sonra o dövizi ne yapıyorlar? Ya onu da arka kapıdan satıyorlar. Doymuyorlar. Cayır cayır satıyorlar. Şu ortadan yok edilen meşhur 130 milyar dolar meselesini ilk gündeme getiren genel başkan benim biliyorsunuz. Bir yıldır soruyorum. Bu dövizi ne yaptınız diyorum ya. Ne zaman sattınız? Kime sattınız? Kaçtan sattınız? Niye sattınız? Niye gizli gizli sattınız diyorum. Sayın Erdoğan'dan bir cevap duydunuz mu bugüne kadar? Yok. Çünkü cevap veremez. Gizli saklı yapılan işin doğruyla ilgili mutlaka siz şüphe duyun. Eğer bir iş karanlıkta yapılıyorsa ondan şüphe duyun. Doğru hesaptan kaçar mı ya? Yaptığı doğru olsaydı hesap vermekten kaçar mıydı? Ve arkadaşlarım bakın, bugün hala Merkez Bankası'nın arka kapısından döviz satmaya devam ediyor bunlar. Şu son 5 ayda en az 30 milyar dolar daha döviz yaktılar. 30 milyar. Yazık, günah. Durmak bilmiyorlar. Aynı madde bağımlılığına döndürdüler bu işi. Döviz kurunu kontrol etmek için habire arka kapıdan döviz sattı. Zararlı alışkanlıkların batağına girdiler. Değerli arkadaşlarım, bunlar tam miras yedi, tam. Neyi teslim ettiysek batırdılar. Paramızı pul ettiler, pul. Pul. Bakın, şöyle size cebimden bir banknot çıkaracağım. Bu kaç lira? 200 lira. Bu para, bu banknot 2019 yılında tedavüle girdi. 2009 yılında. Demokrasimizi de ekonomimizi de güçlendirdiğimiz dönemde bu para tedavüle çıkmıştı. O gün bu 200 lira tedavüle çıktığında kaç dolar ediyordu biliyor musunuz? Kaç dolar? 123 dolar ediyordu. 123. Bugün bu 200 lira kaç dolar ediyor biliyor musunuz? 12,5. Doğru, bak hesap doğru. Gaziantep hesap biliyor.
Helal olsun. Para hisse döndü ya. Pula döndü pula. 123 dolar indi bugün 12,5 dolara. Şu hale bak. Bu milletin cebindeki parayı eritiyorlar. İşte memleketi düşürdükleri durumun özeti bu arkadaşlar, bu. Değerli arkadaşlarım, sorunlar büyük. Hepsini biliyoruz. Bizzat yaşıyoruz. Ve biz çözüm için uğraşıyoruz. Her konuda çözüm üretiyoruz, her konuda. Deva Partisi'nin hazırladığı eylem planlarını ortaya koyuyoruz, tek tek. Her konuda bugüne kadar eylem planı hazırladık. Tarımdan tutun sosyal politikalara kadar. Dijital dönüşümden tutun afet yönetimine kadar. Ekonomi finanstan tutun üniversitelere kadar, çevreye kadar, şehirciliğe ve yerel yönetimlere kadar. Her alanda eylem planları hazırladık, hazırlıyoruz. Eylem planlarımızın detayına inip de sizleri yormak istemiyorum. Çok kapsamlı çalışmalar, çok. Bugüne kadar bizim kadar ortaya detaylı çözüm koyabilen bir parti yok Türkiye'de, yok. Bakın, biz her alanda çözüm üretiyoruz, her alanda. Fakat değerli arkadaşlarım, bakın, biz her şeyin başı güven diyoruz, güven. Güven olmayınca olmaz diyoruz. Güven olmayınca olmaz. Önce güveni oluşturacağız bu ülkede, güveni. Önce güven. Ben güven çok önemli. Mutlaka güveni kazanmanız lazım, güven ortamını oluşturmanız lazım dediğimde gençlerimiz bazen soruyor. Diyorlar ki Sayın Başkanım, ya bu güveni nasıl kazanırız, güveni nasıl oluştururuz bir anlatsana bize diyorlar. Ben burada şöyle duymayanlar için, bilmeyen gençlerimiz için bir tekrar edeyim. Bir dakikada 8 maddede güven nasıl kazanılır şimdi size özetlemek istiyorum. Hazır mıyız gençler? Bir dakikada 8 maddede güven nasıl oluşur size onu anlatacağım şimdi. Bir, konuşunca doğruyu söyleyeceksin. Enflasyon %100'ken %150'ken gidip de TÜİK'e enflasyonu makyajlayıp %50-60 diye açıklattırmayacaksın. İki, söz verince tutacaksın. 2018'de bu milletten oy isterken bana oy verin, faizi de enflasyonu da nasıl düşüreceğim deyip ondan sonra faizi de enflasyonu patlatmayacaksın. Üç, emanete hiyanet etmeyeceksin. Çok önemli. Çok önemli. Dört, her daim hukukla, adaletle hareket edeceksin. Beş, dürüst, ehliyetli ve liyakatlı kadrolarla çalışacaksın. Altı, her kararını istişareyle alacaksın. Bin biliyorsan bir bilene soracaksın. Ben ekonomistim. Alanım ekonomi deyip ekonomiyi batırmayacaksın. Yedi, şeffaf olacaksın. Açık olacaksın. Karanlıkta arka kapıdan Merkez Bankası'nın dövizlerini satmayacaksın. Ve son madde, sekizinci madde, her zaman hesap vermeye hazır olacaksın.